Fikrimize çok teşekkür ediyoruz. Yani bakım merkezleri ve altın çatılı süreli ve yaşlı bakım merkezine plaketleri sonra... Nitelikli sosyal hizmetlerin sunulabilmesi için sosyal hizmet uygulamalarının bilimsel bir temele dayanması lazım. Sosyal hizmet mesleği herkesin yapabileceği bir meslek değil. Herkes böyle saysa da, böyle görse de böyle bir şey değil. Biz sosyal hizmet uzmanları olarak bunu sahada gördük. Nerede gördük? İşte çocukla çalışırken gördük. Yani bir anneden babadan çocuğunu alırken, çocuğu yuvaya yerleştirirken gördük. Huzur evinde çalışırken gördük. Bir engelliyle çalışırken gördük. Kimsenin görmek istemediği şeyleri görürken gördük. Yani üçüncü sayfa haberleri bizim mesleğimizin standart halidir. Meslektaşlarımızla bir araya geldiğimizde, kendi vakalarımızı paylaştığımızda, meslektaş olmayan, dışarıda bulunan insanlar bize garip garip bakarlar. Nasıl katlanıyorsunuz buna derler. Çok ağır hikayelerle karşılaşıyoruz. Nitelikli sosyal hizmetler için bilimsel etkinlikler şart. Sempozyumlarda bu bilimsel etkinliği eksikliği. Sağlık ve sosyal hizmet kuruluşları ile ceza infaz kurumlarında aralarında sosyal hizmet uzmanlarında bulunduğu kamu çalışanları zor şartlarda vardiya usulü çalışma sistemine geçti. Sosyal hizmet uzmanlarının görev yaptığı kurumlarda hizmet veren grupların tamamına yakını pandemide en çok etkilenen gruplardı. Ülkemizde sosyal hizmetlerin ağırlıklı olarak kamu eliyle yürütülmesi, çalışanların özverili katılımı, bu kurumlardan hizmet alanların Avrupa ve Amerika'daki kuruluşlara göre daha az etkilenmesine sebep oldu. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği bu dönemde sosyal hizmet uzmanlarının, akademisyenlerin, öğrencilerin ve alan ilgililerinin katkılarıyla süreci sağlıklı bir şekilde yürütme çabası içinde oldu. Biz diğer bütün bölümlerimize verdiğimiz desteğin daha fazlasını sosyal hizmet bölümüne veriyoruz. Tabii ki sosyal hizmet bölümünün hocalarının da bu heyecanını biz karşılıksız bırakmak istemiyoruz. İstemedik de bundan sonra da bütün desteğimizi sosyal hizmet bölümümüze vereceğiz. Sosyal politikanın bu anlamda üç temel aracı içerisinde sosyal hizmetler çok önemli işlev görmektedir. Sosyal güvenlik hizmetleri devletin yine sosyal devlet olma vasfıyla, sorumluluğuyla bütün toplum kesimlerinin sosyal güvenliğini sağlamak için ortaya çok önemli işlevler koymuştur. Türkiye sosyal güvenlik anlamında dünyanın en geniş kapsama sahip nadir ülkelerinden bir tanesidir. Sosyal hizmetler ise devletin genellikle doğrudan bazen dolaylı olarak toplum kesimleri içerisinde çocuk, yetişkin, yaşlı, kadın, engelli gibi değişik sebeplerle dezavantajlılık durumuna gelmiş olan bütün kesimleri bir ana şefkatiyle, bir baba korumacılığıyla devlet gücünü doğrudan hizmetlerini ulaştırarak varlığını ortaya koyma noktasındadır. Kaybettiğimiz doçent doktor Ertan Kahramanoğlu ile birlikte 1990 doğuşu 1900'lü yıllar tüberkülozla bir bulaşıcı hastalığın inanılmaz yayılışıyla ve ben Massachusetts Devlet Hastanesi'ne 1990 Dünya Sosyal Koruma Raporu çok önemli bizim için. %30 yoksulluk arttı. Dolayısıyla pandemi yoksulları daha çok etkiledi ve yoksulluk kronik bir stres. Kronik stres ne demek? Beyin fonksiyonunu zamanla bozması demek. İşlev kaybı demek, sosyal işlevselliğin yitirilmesi demek. O nedenle de o %33, Türkiye için değil, önce dünya için veriyorum. Bütün bu belirsizlikler içerisinde yoksul gruplarımız hakikaten çok önemliydi. Ama başka bir veri çok önemli, pandemi. Kronik hastalıklar yoksul gruplarda 7 kat fazla görülür. Kalp, damar, hipertansiyon, her şeyi düşünün, COVID'i öldüren bütün nedenleri. Bakın, erken ölümlerin %85'i yoksul ailelerdedir. Yoksul insanlardadır. Dolayısıyla bu hastalıklar COVID'de de ölümlerin neredeyse %90'ından sorumluydu.
gençler, pandemi öncesi ruhsal bozukluğu olanlar, sürekli COVID hastasına bakanlar, karantinaya alınmış olanlar ve kadın cinsiyetinde olanlar COVID-19'a daha çok yakalanmışlardır.